Merhaba sevgili Antakya TV izleyicileri. Bugün bir başka özel haberimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum futbolcu Göknur Güleriz. Göknur hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. Kadın futboluna verilen önem ve ayrılan bütçeler Türkiye ve dünya genelinde giderek artış göstermekte. Ben de naçizane bir spor muhabiri olarak kadın futbolunu gerçekten ciddi manada önemsiyorum. Sen de bir futbolcusun ve aynı zamanda da Hataylısın. İstersen biraz kendini tanıtarak başlayabilirsin. Ben Göknur Güleryüz, 18 yaşındayım, Harbiyeliyim. 8 yaşından beri de futbol oynuyorum. Aslında ben de onu soracaktım Göknur. Yani şöyle ifade edeyim kendimi. Kariyerini futbol üzerine inşa eden kişilerin yolu bir şekilde futbolla genel itibariyle yani mahallede kesişiyor. Sen de 8 yaşından beri futbol oynadığını söyledin. Senin futbolla tanışman nasıl oldu? Yani mahallede büyüdüğün mahallede bir ortamın mı vardı yoksa münferit olarak sen mi kendini geliştirdin? Bize anlatır mısın? Aslında hep mahallede başladı aynen ama hani okulda da oynandığı zaman erkekler arasında oynuyordum hep, yani hiç kız yoktu. Yani hep erkeklerle oynuyordum, hep abimle, kuzenlerimle ya da okulda gidince de okuldaki arkadaşlarımla top oynuyorduk. Hep çıkarıyorlardı beni falan ama ben hep iradeliyordum, hani hep diyordum ki beni de alın, beni de alın diye. Sonra artık onlar beni çağırmaya başlıyordu. Hep takımlarını seçmeye çalışıyorlardı. Öyle İlk devam etti. etapta biraz artık ne diyelim dışladılar ama Dışlandı. zamanla sanırım seni benimsediler ve artık ortamların vazgeçilmezi oldun futbolda Evet, öyle mi? evet öyle oldu. Peki ne zamana kadar futbolu bir hobi olarak devam ettirdin ve ne zamandan sonra futbol artık senin için lisanslı olarak oynadığın bir spor haline geldi? Aslında 8 yaşından beri başladığım için o zamanlar yaşım tutmuyordu lisans için. Ben ilkokulda başladım. Daha sonra ortaokula geçtiğimde okul takımlarında oynadık diğer okullarla. O sırada da bizi kulüpten izliyorlardı. Kulübe çağırdıkları zaman hani beni de seçmişlerdi. İlk başlarda hani babam diyordu hani ya istersen hani gitme ama biz senin arkandayız yine. Ama hani ben yine diyordum gitmek istiyorum, ben hani devam etmek istiyorum diyordum. Ben hep üstte dediğim için babam da hep arkamda durdu. Öyle devam etti. Sonra kulübe seçildim. 6. sınıfta kulüp lisansım oldu yani. Kulübe seçilme süreci nasıl gelişti? Okul Yani takımındaki maçları izleyince bizi hangi seçtiler. okuldaydın? Selma Nasır Eski Kocak Ortaokulu. Ortaokuldaki maçlarını seyretmeye geldiler ve seni orada keşfedip bir şekilde lisans çıkarttılar ve Evet öyle. senin artık tamamen bir futbolcu olarak adledilmene sebep oldular. Evet Öyle mi? öyle, evet. Peki hangi mevkide görev alıyorsun? İzleyenlerimiz Kaleciyim. merak edecek Evet, tabii. kaleciyim. Kalecisin. Evet. Peki futbola başladığından beri kaleci miydin yoksa daha Aslında sonra? oyuncu olarak başlamıştım. Sonra kendimi kalede daha iyi olduğuma inandırdım yani. Ben hani öyle olduğumu hissettim. Sonra Evet. kaleci olmaya devam ettim. Evet. Çalıştım yani, bayağı çalıştım. Yani şimdi Güzel. Göknur oturduğu için pek anlaşılmıyor ama aslında boyumuz neredeyse aynı Evet. Göknur'la. Yani bu boydan dolayı da aslında kaleci olman anlaşılabilir diye düşünüyorum. Göknur benim seninle olan sohbetimden önceki araştırmalarıma göre bildiğim kadarıyla Azerbaycan milli takımının kalecisisin Evet, aynı evet. zamanda. Azerbaycan milli takımının kalecisi olduğunu öğrendiğimde ben çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü Antakya'da doğdun, Antakya'da büyüdün ve futboldaki lisans kariyerinin tamamı Antakya'da geçti. Yani Azerbaycan milli takımı nasıl oldu da seni keşfetti? İlk seninle görüşmeleri nasıl oldu? Kim referans oldu? O süreci bize anlatır mısın? Benim Türkiye'den, Gaziantep'ten arkadaşım var. O referans oldu yani bize. O sizi tanıştırdı. Evet, beni tanıştırdı hocayla. Hani gelmek ister misin dediler. Hani biz seni izledik, beğendik dediler. Hani videolarını da izlediler. Öyle gelmek ister misin dediler. Ben dedim hani tabii ki de gelmek isterim dedim. Evet. Bu şekilde oldu. Sonra videolarımı istediler. Video çektik, attık. Çağırdılar. Pandemiden dolayı gidemedim ama sonrasında gidebildim. Öncelikle bir video üzerine artık oradaki kaşiflik gerçekleşti. Evet. Daha sonra gidip bizzat orada seni denediler. Kampa gittim, evet, denediler, seçtiler. Deneme sürecinden başlangıç süreci arasında ne kadar bir süre var? Ya deneme zaten direkt ondan sonra maçlara çıktım. Denedikten direkt sonra maçlara çıktım. Azerbaycan milli takımının kalecisisin ama Azerbaycan milli takımıyla tanışana dek Türk milli takımından sana herhangi bir talepte bulunuldu mu?
veya senin seçmelere artık giderek bir denemen oldu mu? Aslında ilk 15 yaşındayken gitmiştim U16'ya, Türkiye'ye. Orada gittim, seçmelere katıldım. O zaman seçilemedim yani. Beni arayacaklarını söylediler, aramadılar. Daha sonra ben bekledim. Azerbaycan o zaman da teklif etmişti. Ama ben dedim ki hani ben Türkiye'de oynamak istiyorum. Türkiye formasını giymek istediğimi söyledim. O yüzden Azerbaycan saygı gösterdi, beklediler. Daha sonra 2 yıl bir süreç geçti. Beni Türkiye çağırmadı. Azerbaycan çağırdı işte, dediğim gibi kampa gittim. Kampa gitmeden önce, bir hafta önce beni Türkiye aradı. Dedi ki gel dedi, hani seni davet etmek istiyoruz kampımıza dedi. Ben dedim hani Azerbaycan'a gidiyorum dedim hani. Geldikten sonra bizim kampımıza gelir misin dediler. Hani durumlara göre dedim. Bu şekilde oldu. Yani şöyle, bunun futbolda aslında çok muadili var Göknur. Belki sen de ilerleyen süreçte daha da artık medyanın da bunun fark ettiği bir örnek olabilirsin. Yani Türk milli takımına genç yaşta, çok küçük yaşlarda başvurup karşılık bulamadıktan sonra başka ülkelerin milli takımında forma giyen gurbetçilerimiz veya Türkiye'den giden arkadaşlarımız oluyor. Örneği çok bunun. Yani Türk milli takımı tabiri caizse seni elimden kaçırdı diyebilir miyiz? Bu şekilde öyle oldu. Azerbaycan'da yabancı sayılmaz ama sanırım seni biraz elimizden kaçırmışız. Öyle oldu ama Azerbaycan'da gerçekten bize kardeş gibi davrandılar. Yani hepsi hocalar olsun, evet, kızları gibi baktılar. Yani çok saygı görüyoruz hani Türkiye olarak. Yani ben aslında Azerbaycan'a bir yandan da Türkiye'yi temsil ederek gittim. Evet. Orada çok saygı gördüm, çok sevgi gördüm. Temsile de devam ediyorsun, evet, bir yandan. Kesinlikle. Henüz 18 yaşındasın, evet, Göknur. 18. Ve futbolla yolu devam eden futbolcular bir yandan da tabii hepsi olmamak kaydıyla kariyerlerini düşünüyorlar. Bir yandan okul hayatları devam ediyor, eş zamanlı olarak ilerliyor. Sen henüz 18 yaşındasın ve buradan da duyuralım, bunun hakkında da birkaç soru soracağım. Trabzonspor'a transfer oldun. Evet. Türkiye'nin en köklü ve en bilindik camialarından bir tanesi. Trabzonspor'a transfer oldun, evet, ama 18 yaşındasın. Okul hayatın nasıl devam edecek veya edecek mi? Tabii ki edecek. Ben üniversite okumayı çok istiyorum zaten. Bunu Trabzon'daki hocamla konuştum. O da hani Trabzon'da okuyabileceğimi söyledi. Ben de daha çok çalışarak, hem antrenmanlarıma devam ederek hem de derslerime çalışarak orada okumayı planlıyorum. Evet. Trabzonspor'da bu sezon Hatayspor, notlarım arasında da var. Hatayspor, Altay, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve son olarak da zannediyorum Sivasspor'un bir girişimi oldu. Evet. Kadınlar Süper Ligi'ne yeni başvurdular. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başvuruları kabul gördü. Yani yeni oluşan bir takım Trabzonspor Kadınlar Süper Ligi'nde yeni yer alacak. Evet. Sen de bu oluşumun ilk parçalarından bir tanesisin. Evet. Bence çok kıymetli. Özellikle ilerleyen zamanlarda bunun kıymeti daha da ön plana çıkacaktır. Ama buradan şuraya geçiş yapacağım. Hatayspor da Trabzonspor'la birlikte bu sezon kadın futbol takımını kurdu. Hatay'dasın. Yıllardır Hatay'ın bir takımında, Tavlaspor'da, evet, forma giyiyorsun. Hatayspor'da Süper Lig'de yer alacak bir takım olarak sana hiç girişimde bulunmadılar mı? Yani seni hiç aramadılar mı? Seninle iletişime geçmediler mi? Aslında geçtiler. Ama ben Trabzon'a imza attıktan sonra geçtiler. Hani geç bir oldu. Yine bir geç kalınmışlık olmuş. Evet, yine geç kaldılar. Hani o yüzden de ben değerlendirebileceğimi söyledim bunu ama önümüzdeki yıllarda, çünkü imza attıktan sonra yapabileceğim bir şey olmadı. Evet. Hem Türk milli takımı hem de şehrin Hatayspor seni ellerinden kaçırmışlar diyelim o zaman. Azerbaycan milli takımı oyuncusun, aynı zamanda Trabzonspor'da forma giyeceksin. Buradan biraz da şuraya geçiş yapmak istiyorum. Artık Trabzonspor'dasın, 18 yaşındasın. Önünde bir kariyer var. Kariyer planların neler? Öncelikle Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Oynayacağım inşallah. Forma giymek istiyorsun ilk 11'de. Evet, tabii ki. Daha sonrasında Avrupa takımlarına yönelmek istiyorum. Avrupa takımlarında hani henüz bir istek olmadı ama hani inanıyorum ki ben Trabzon'da oynadığım sürece istekler gelecektir. Ben inşallah de öyle umarım. Evet, Trabzonspor'a artık
transfer oldun ve Trabzonspor'a imzayı attı bu arada Göknur. Bu hafta içerisinde de Trabzon'a yolculuğu başlayacak. Zannediyorum ilk defa gidiyorsun Trabzon'a. Evet, ilk defa gidiyorum. Umarım şehri benimsersin ve seversin. Trabzonspor transfer sürecinde mutlaka sana başka teklifler de gelmiştir. Belki bahsetmek istersin bize. Ben Azerbaycan'dayken Fenerbahçe'de benimle iletişime geçti. Trabzonspor'da. Galatasaray'da hocamla iletişime geçti. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında şey yaptım, tercih ettim. Üçü de seni istedi yani. Evet, üçü de istedi. Fenerbahçe ve Trabzon arasında seçim yaptım. Trabzon'u seçtim. Daha mı samimi geldi sana Trabzon'un? Aslında birinci kaleci olarak oynayacağımı söylediler. Bir de ya çok sıcakkanlı geldiler bana karşı. Evet, vaatte bulmuşlar ve vaatler sana zannediyorum. Seni ikna etmelerine bayağı katkı evet, sağlamış. Evet, vaatten öte de hocaların samimiyeti, oradaki arkadaşlarımın samimiyeti, evet, benle görüntülü konuşmaya geçtiler. O şekilde. Kaç sene Tavlaspor'da forma giydin? 5 sene giydim. 5 sene Tavlaspor'da forma giydin. İlk başta rayışım tutmadığı için oynamıyordum. Ama daha sonra ilk 11 oynamaya devam ettim. Evet, yani. Artık Tavlaspor'dan Trabzonspor'a bir yolculuk başlıyor. Belki birkaç şey de söylemek istersin Tavlaspor hakkında. Tavlaspor'da hocalarıma çok teşekkür ederim öncelikle. Daha sonra arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hep beraber büyüdük çünkü. Ondan sonra da Tavla'da tüm camiaya teşekkür ederim. Bize destek çıkan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıyeten beni 3 sene boyunca bir karşılık beklemeden çalıştıran kaleci antrenörüm Serhat Türkmen'e de çok teşekkür ederim. Çok minnettarım hepsine. Umarım emekleri karşılık bulur ve sana emek veren herkes ilerleyen zamanlarda ben kadın futbolunun önümüzdeki süreçte çok daha kıymetli hale geleceğini düşünüyorum. Medyada ve hem ülkemiz hem Avrupa hem de dünya genelinde. Zamanla onlar da seni iyi yerlerde gördükçe mutlu olacaklardır. Biliyorsun Hatayspor Süper Lig'de ve geçtiğimiz haftada burada içeride evimizde oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek ligde zirve takibini sürdürdü. Hatayspor'u izliyor musun? Hatay tabii ki izliyorum. Tabii ki takip ediyorum. Bu sene değil, ben hani birincilikten beri takip ediyordum. Çok sevdiğim bir takım çünkü kendi şehrim, kendi memleketim. Evet. Çok başarılı buluyorum. Bir kaleci olarak Münir hakkında düşüncelerin ne var? Çok çok iyi bir tanışma fırsatı buldum kendisiyle. Aa öyle evet. Mi? Kendisi de 2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın evet, kaleciliğini yaptı biliyorsun. Evet. Çok çok iyi hem karakter olarak hem futbol olarak yani göz dolduran biri bence. Umarım sen de ilerleyen zamanlarda Münir şu an Hatayspor forması giyiyor. Sen de bir gün belki Hatayspor forması giyerek şehrine geri dönersin. İnşallah diyelim. Mutlaka. Biz de Antakya TV ve Antakya Gazetesi olarak sana kariyerinde başarılar diliyoruz Göknur. Yolun açık olsun diyelim. Bizi izleyen herkese buradan teşekkür edelim. Bir başka sohbetimizde sizlerle beraber olmak ümidiyle hoşça kalın. Teşekkürler.